Dünyada 239 tane ülke var. Tabii bu ülkeleri tek tek takibe almamız veya tek tek bu ülkelere fokus olup araştırma yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla büyüyen pazarları yakalamamız gerekiyor içinden. Ve o ülkelere yönelmemiz gerekiyor. Şu anda genel konjonktüre baktığımızda dünyada Türkiye'nin doğusunu veya MENA bölgesi dediğimiz Middle East, North Africa yani Orta Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri hala gelecek vadeden ülkeler arasındadır. Uzunca bir süredir zaten bu ülkeler dünya ticaretinde ilgi çekmektedir. Bununla beraber bir Afrika'nın neredeyse tamamını aslında bir hedef pazar olarak göstermemiz, büyüyen pazar olarak göstermemiz mümkündür. Ayrıca Latin ülkeleri, başta Panama olmak üzere, Panama çok enteresan bir ülkedir, ilginç bir ülkedir. O Panama, Orta Amerika'daki, yani Panama'nın civarındaki 8-10 tane ülkeye hitap etmektedir. Panama'da doğru bir tüccarı yakaladığınız zaman 8-10 tane ülkeyi birden elimine etmiş oluyorsunuz. Yani kafanızdan atıyorsunuz. İlginç bir şeydir bu tespittir. Önemli bir tespittir. Onunla beraber Latin ülkeleri, keza yine nüfusu, Amerika'ya yakınlığı, NAFTA anlaşmaları dikkate alındığında çok önemli pazarlardır. Onun dışında Körfez ülkeleri, yine gayri safi milli hasıla ve petrol gelirleri ve nüfusları dikkate alındığında ve üretim kabiliyetleri dikkate alındığında çok ciddi pazarlardır, dikkat çeken pazarlardır. Bununla beraber Afrika yine önemli pazar dedim. Örneğin Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Tanzanya önemli pazarlardandır Afrika'da. Zira bu ülkeler hepsi liman ülkeleridir, liman kentleridir. Örneğin Güney Afrika'da Durban Limanı, Afrika'nın en büyük, dünyanın da 9. büyük limanıdır. Güney Afrika limanında doğru tüccarı yakaladığınızda yine Afrika'nın güney kısmında yer alan 4-5 ülkeyi birden elimine etmiş oluyorsunuz. Keza diğer Tanzanya, Nijerya gibi ülkelerde de benzer durumlar var. Dolayısıyla bu ülkeler önemlidir. Yani orada 4 tane ülkeyi eğer doğru kişi yakalarsanız bir anda 30-40 ülkeyi birden kafanızdan silip atıyorsunuz. Önemlidir. Keza Panama öyle önemlidir. Bunlar büyümekte olan pazarlar ve bence çok uzun süre güncelliğini kaybetmeyecek, önemini yitirmeyecek pazarlardandır. Bu pazarları peki nasıl takip edebiliriz gibi bir soru gelebilir akla. Bu pazarları takip etmek için aslında hedef pazar analizi bölümümüze bakmanızı tavsiye ederim. Vice TV'deki hedef pazar analizi bölümü buna çok detaylı bir cevap veriyor. Orada dediğim gibi ülkelerin nüfusları, gelirlerindeki artışlar veya bir takım sosyolojik, demografik değişiklikler olabiliyor. Bu değişiklikler hedef pazarların değişmesi nedeni olabiliyor. Gayri safi milli hasıla tabii ki en önemli özellik. Tabii ki diğer sebepler, politik sebepler, sosyolojik sebepler, bundan birkaç sene öncesine kadar Suriye önemli bir pazar olarak gösterebiliyorken şu anda bildiğiniz gibi yaşanan gelişmelerden ötürü bir anda çok dikkat edilmesi gereken bir pazar haline geldi. Bu gibi gelişmeler hedef pazarlarda değişikliklere sebep olabiliyor. O yüzden hedef pazar analizleriyle, sürekli yapılacak hedef pazar analizleriyle bu ülkelerdeki değişen trendleri yakalamamız mümkündür.